Şimdi ben onu açık pide yapacağım. Üzerine yumurta kıracağız. Kaşar peynir dökeceğiz. Açık olacak bu. Çok güzel oluyor. Hamurun püf noktası çok iyi yoğurmanız lazım. Kabarmasını bekleyeceksiniz. O zaman istediğiniz şekilleri biliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bunu böyle açık yapıyoruz. Açık fırına atacağız. Piştikten sonra üzerine yumurta kırarız. Kaşar peynir koyarız. Evet arkadaşlar, üzerine tereyağı veya margarin, elinize ne varsa sürüyorsunuz sıcağı sıcağına. Sonra üzerini sofra bezi veya temiz bir bezle, bir havluyla örteceğiz, bekleyeceğiz, yumuşak olacak. Evet arkadaşlar, bu da açık pidemiz oldu. Biz içine yumurta ve biraz da kaşar peyniri koyduk. Etrafına yağ süreceğim, yumuşak olsun. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü yaptığım hamurdan böyle çeşitler çıkarttım ortaya. Bunu iyice açtım, lahmacun yaptım. Kalan hamuruma ekmek yaptım. İki tane açık pide yaptım. Yumurta kırdık. Ayrıca kaşar peyniri koyduk içine. Kapalı kol böreği yaptık. Bir de kapalı pide yaptık böyle. Yani bir hamurdan yaklaşık bu kadar çeşit çıkarttım. Hep bu kapallara yağ sürdüm. Üzerini sofra beziyle örttüm. Biraz bekledik, yumuşacık oldular. Bakın. Gördüğünüz gibi. Yani yumuşacık oluyor biraz beklediğiniz zaman. Kanalımızı takip edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Afiyet olsun.